Herkese merhaba sevgili 10. sınıflar. Yazılı dönemi geldi çattı. 10. sınıfta ilk dönem yazılısını bakın yapacağız. Birinci yazılıyı yapacaksınız. Belki heyecanlısınız bakın. Belki eksikleriniz çok az var ama belki de çok fazla eksiniz var. Hiç fark etmez arkadaşlar. Burada bakın beraber bütün konuları seninle beraber birazdan tekrarlayacağız arkadaşlar. Bakın şu yüklerden akımdan bahsedeceğim ve kesin soru çıkabilir olan noktalardan sevgili gençler beraber bahsedeceğim. Bakın şu eşler direnç soruları pil gerilim bulma şu harfendirme soruları çıkacağını düşünüyorum. Voltmetre ampermetre bağlanması lambaların parlaklığı arkadaşlar gibi bakın şurada tükenme süresi ve en sonunda mıknatıslar manyetizma ve arkadaşlar ve en önemlisi senle beraber bakın bir özet yapacağız önlü arkalı bakın ben sana çıkabilecek yerleri bilmen gereken formülleri özet yapacağım dersi dinleyeceksin arkadan özeti bir daha okuyup sınava gireceksin ve bu işi bitireceksin o zaman arkana yaslan yazılı çalışması başlıyor <laughs> Peki bu yazılda neler çıkacak? Öğretmen nerelerden soracak? sevgili arkadaşlar. Bakın devre elemanlarından bahsedecek arkadaşlar. Yani dirençten bahsedecek, akımdan bahsedecek. Bunları birazdan sana söyleyeceğim. Voltmetre, ampermetre. Eş değerli direnç bomba bakın kesinlikle çıkacağını düşünüyorum sevgili gençler. Akım gerilim bomba arkadaşlar. Yine volt, ampermetre bağlama soruları. Pillerin seri paralel bağlanmasına bakın. Yine kesinlikle soru bekliyorum. Elektriksel güçler arkadaşlar kesinlikle yine soru bekliyorum bakın. Ve mıknatıs manyetizmayı geçtiysen de buradan da mutlaka sevgili gençler soru gelecektir. Peki bizim bir de biliyorsun 10. sınıfları için hazırladığımız özel yazılı notları var sevgili gençler. Burada tabi her ders var bakın sayfa şöyle yapalım ben burayı kıvırdım bakın sayfa 119'dan. Özet sevgili gençler bakın her şeyi şunu okuyup giriyorsun. Burada bahsedeceğimiz bütün formüller bakın burada mevcut. Bunları bir daha tekrar okuyorsun. Eğer kitabımız varsa bu şekilde arkadaşlar bakın şuraya kadar geliyoruz. Bu derste elektrik ve manyetizma sayfa 126'ya kadar geleceğiz sevgili gençler ve 10. sınıf Dinamo soru bankamızdan biliyorsun biz sürekli seni ödevlendirdik. Bakın burada da gene bol miktarda sorumuz var ve hepsinin burada video çözümleri var biliyorsun. Adım adım bakın burada gidiyor. Zordan kolaya bütün arkadaşlar sorular var. Ve şurada burayı biz sana ödev vermiyorduk ama artık burasında ödev veriyoruz bakın. Şurada sevgili gençler yazılı notları var. Yazılı çalışmaları var. Sayfa bakın 63'te. Bakın şurası arkadaşlar yazılı çıkabilecek sorular. Arka tarafıyla beraber 63 ve 64. Eğer Dinamo kitabımızda varsa buradaki yazılı sorularını da artık çözebiliriz. Ve artık o zaman... Birinci soruma başlıyorum ve neler bilmemiz gerekir bunlardan bahsedeceğim sevgili gençler. Öncelikle buraya geçmeden önce şöyle bir şey yapmak istiyorum sana. Bu elektrik devresi nedir ve be? ben burada neler bilmem gerekiyor? Onu bir söyleyelim istersen. Olaya şöyle büyük resme bakalım. Bakın şurada arkadaşlar bana ne verecek bir kere? Şu şekilde bakın direnç verecek. Şöyle bir direnci biliyorsun şu şekilde tırtıklı olarak gösteriyoruz. Şu şekilde bakın buraya gelecek şöyle bir artı eksi. Bakın artı eksi pilden bahsedecek. Bu şekilde bunu bilmem lazım. Şunu ben ne olarak gösteriyorum bakın. R olarak gösteriyorum. R eşittir mesela diyelim ki 5 ohm. 5 ohmluk bir direnç. Bakın bu şekilde göstereceksiniz. Ve fizikte dikkat etmen gereken arkadaşlar özetlere ilk yazacağım şey şu olsun istersen senle beraber. Şöyle bir nokta koyayım. Önemli noktalar arkadaşlar nokta diyeceğim. İlk bilmemiz gereken arkadaşlar ee, formülleri formülü yaz. Bakın formülü yaz diyorum. Ve ve arkadaşlar soru bittikten sonra da birimleri birimi yaz. Bakın bu birim yazma mevzusu sevgili gençler çok önemli. Çünkü birimi yazmadığınız zaman özellikle fizik öğretmenleri bu birimlere biraz takıntılılar. Hocam işte birimi yazmadım oradan puan gitmiş ama böyle bir şey arkadaşlar olmaması lazım. Peki bir de burada bakın bizim pilimiz var. Pilin voltu var. V eşittir atıyorum burası 20 volt olsun. Bakın 20 volt eğer. Buradan ne oluyordu bakın akım çıkıyordu. Akım nereden çıkıyordu? Akım bakın şuradaki artı uçtan çıkar. Bunu da bakın sorabilir bize. Ve I harfiyle veya I harfiyle gösterilir. Ve bunu bulmak için de ben hangi formülü kullanırım? Biraz sonra bunları üzerine arkadaşlar değineceğiz. V eşittir i çarpı r. Vir formül veya vır formül diyorum ben buna. Bu bakın bizim ilk başta bilmemiz gereken formüllerden bir tane sevgili gençler. O zaman formül kağıdımızı alıyoruz. Sen de benimle beraber bakın bunları yazabilirsen çok iyi olur. E, şu şekilde formülleri ben yazı yaza gideyim. Bakın birinci formülümüz arkadaşlar V eşittir i çarpı r. Bakın olmazsa olmaz formülümüz gençler vır formülü kesinlikle bileceğiz ve nerelerde kullanacağız. Ben biraz sonra bunu söyleyeceğim. Sen de benimle beraber şu formülleri yaz. Bunu bildirsek, bunu okuyup girersek yazılar hiçbir sıkıntımız olmayacak. Peki şimdi tamam bu vırı kullanacağız. Burada mesela ne deriz? Burada diyelim ki bize akımı sorsa bakın volt yerine ne koyacağım arkadaşlar? 20 koyacağım eşittir. I çarpı. R'yi bakın bana kaç vermiş? 5. O zaman I eşittir buradan kaç çıktı? 4 amper çıktı. Bakın birimi de yazdım buraya soru çözdüm. Peki şimdi ben şundan da bahsetmek istiyorum. Şuradaki direnç olayı var ya. Bakın şöyle bir açık renk bir kalemle göstereyim. Şuradaki arkadaşlar direnç bakın burada sembolik gösterimdir. Direnç aslında böyle bir şey değildir. Yani böyle tırtıklı bir şey değildir. Direnç arkadaşlar bakın şu kalem gibi böyle silindik bir şeydir. Yani bir tel parçasıdır. Bir tel parçasına biz aslına bakarsanız bu şekilde sembolik olarak arkadaşlar direnç diyoruz ve bu şekilde gösteriyoruz. Aslında bakın kendisi şu şekilde bir şeydir arkadaşlar. Kendisi aslında şöyle bir tel parçasıdır diyoruz biz buna. Bakın buranın Şimdi şöyle bir durum var. Şuraya L diyoruz bakın boyuna L diyoruz. Bakın ilk yazılı sorusunu söylüyorum. Dikkat edin bakın buradan bir tane soru var. Şuradaki kalınlığı veya kesit alanında arkadaşlar A dediğim zaman işte şuradaki telin direncini direncini ben bakın R eşittir. Ee, şöyle Rho diye bir sembol var ama bunu P gibi yazabilirsin. PL bölü PL bölü A formülü arkadaşlar. Birinci bilmemiz gereken buradaki formül bu. R eşittir. Ben buna bakın pilav formülü diyorum arkadaşlar. Pilav. Yani nasıl pilav? P, L, A ya. V yok. V yok. V'siz pilav arkadaşlar. Pilav formülü mutlaka bakın soru çıkacak. Hemen ben o zaman formüllerin içerisine bunu yazıyorum. Demek ki bana direnci sorduğundaki soracak sevgili gençler. Bakın direnç diyorum. Arkadaşlar direnci sorarsa R eşittir pilav formülü. Yani P çarpı L bölü A şu şekilde bu formülde söylemiş olalım. Bakın her formülün yanına nokta koyuyorum ki karışmasın diye. Şimdi burada bir birkaç tane de yazacağız. Merak etmeyin şu sayfa dolduğu zaman bu formülleri bilmemiz gerekecek. Peki ne demektir arkadaşlar bu L? Bakın L dediğimiz sevgili gençler telin boyudur ve unutmayın mutlaka santimetrede verirse biz burada metre almamız gerekecek. Burası kesit alanı arkadaşlar. Burayı da yine bakın metre kare almam gerekir. Şuradaki P dediğimiz maddenin cinsidir sevgili gençler. Yani burada bir tel var ama bu bakır mı, gümüş mü, altın mı, ...demir mi nedir yani? Bunun maddenin cinsiyle ilgili bir şeydir. Buna bakın öz direnç diyoruz. Bu genelde sana verilir öz direnç diyelim şöyle. Sabit bir sayıdır. Madde için sabit sayıdır ve buradan da ben neyi bulacağım? Direnci bulacağım ve bir birimini bakın ohm olarak yazacağım. Bu dediğim gibi bakın. Buradan arkadaşlar soru gelir diyorum. Şurası mutlaka çıkar sevgili gençler. Peki ikinci bilmem gereken, ikinci kesin soru çıkacak olan noktalardan bir tanesi şu. Bakın şurada bir akımdan bahsettim ya ben sana. Hani dedik ya buradan akım geçiyor. Şimdi akım dediğim şey tam olarak ne sence? Yani buradan akım geçiyor ama ne geçiyor? Nasıl bir şey bu? Arkadaşlar buradan bakın yükler geçiyor yükler. İşte buradaki yüklere bakın şöyle yapalım. Şuradaki tele şurada zoomlarsak şuraya arkadaşlar yakından bakarsak ve şuradaki teli şuradaki bakın şu teli ben gene şöyle biraz büyütüp çizersem yani orayı zoomlarsam sevgili gençler bakın. Evet buradan buradan aslına bakarsanız neler geçiyor arkadaşlar? Artı ve eksi yükler geçiyor bakın. Artı yükler ve eksi yükler geçiyor arkadaşlar. Ya diyeceksiniz ki hocam hani e, eksiler hareket ediyordu, artılar hareket etmiyordu. Arkadaşlar bakın iletkenlerin yani metallerin içinde belki artılar hareket etmez ama sana yükler veriyor, iyon tüplü falan diyor. O şekilde bakın tüpler içinde eksiler de hareket ediyor, eksiler hareket ettiği gibi artılar da hareket edebiliyor sevgili gençler. Peki sana bakın şu vır dışında bir formül daha sorar şimdi. Aslına bakarsanız bütün olayı burada özetliyorum. Arkada da sorulara geçeceğim. Orada yapacağız ve hiçbir eksimiz kalmayacak. Arkadaşlar bakın sana diyecek ki mesela şuradan Q eşittir. Q eşittir 10 klompluk yük geçiyor diyecek. Bakın yükün birimi E, ee, Buradan da Q eşittir 5 klompluk yük geçiyor diyecek. Bir de zaman verecek bakın. T eşittir atıyorum burada 5 saniye olsun. O zaman sana diyebilir ki burada ne kadar akım geçiyor der. Biz de şöyle bir formül yapacağız bakın burada. I eşittir diyeceğim. Şimdi peki sen bana söyler misin? Buradan toplam ne kadar yük geçiyor? Aman şuna dikkat. Eğer yönler zıtsa burada kesinlikle çıkartma işlemi yok sevgili gençler. Bakın buradan da soru çıkar. Ee, yani burada ne kadar aynı yönde de zıt yönde de verse bir tane de iki tane de verse böyle ne yapacaksın toplam yükü alacaksın. Zamana böleceksin yani bir saniye geçen yük miktarı bulacaksın. O zaman biz buraya ne diyebiliriz bakın I eşittir Q bölü T deriz İşte buradan bunu arkadaşlar bu şekilde yaparız. Bu soru için o zaman yerine yerleştirirsem ne olacak bakın toplam yükümüz 15 bölü. Süreyi ne kadar vermişim? Yine bakın burada saniye olması lazım arkadaşlar. Buradan da ne kadar çıktı? 3 amper çıktı. O zaman bunu da hemen biz formüllerimize yazalım mı? I eşittir. Şöyle farklı renklerle yazalım ki görünsün. Yani akım soracak sana. Bakın akım soracak arkadaşlar. Akımı da I eşittir. Q bölü T formülü bulacağız. Dikkat edin. Bunların hepsinden sınavda soru var arkadaşlar. Bakın buradan vırı sen birkaç kere kullanacaksın. R eşittir. E, pilav formülü kullanacaksın. Biraz sonra nasıl uyguladığını geri göstereceğim. Ve Q bölü T yani yükü zamana böleceksin ve bunu kullanacaksın. Bu üç formülden mutlaka soru çıkacak sevgili gençler. Peki... O zaman şu sayfayı özetleyip ben alttaki sorulara geçiyorum. Bakın demek ki bizim devremiz böyle bir şey. Fakat şuradaki direnç dediğimiz aslına bakarsan böyle tırtıklı bir şey değil. Yani şöyle bir tel parçasına biz direnç diyoruz. Ve sana sadece böyle bir şey verip yani bu şekilde vermeyip de arkadaşlar böyle bir şey verip bakın. Buradaki direnci soracak burada R eşittir pilav formülü kullanacağız. Nasıl kullandığımızı biraz sonra söyleyeceğim. Ve buradaki önemli noktalardan bir tanesi de buradan geçen akım demek aslına bakarsan telin içerisinde hareket eden yükler demekmiş. Oradaki yükler arkadaşlar toplam yük bölü zaman dikkat bakın buraya dikkat lütfen burası öğrenmeden geçme diyorum sevgili gençler. Bakın burası arkadaşlar burada bazen zıt olduğu zaman yükler birbirinden çıkarma ihtiyacı duyuyorsun. Aman burada çıkartma yok toplama var diyorum ve bunları nasıl soran şimdi beraber senle pratiğimize başlıyoruz. Neydi arkadaşlar formülümüz bakın akım sana sorduğu zaman hemen formülü şuraya yazayım mı? I eşittir Q bölü T diyorum. Bakın I eşittir Q bölü T formülü. Burada kullanacaksın. Ben burada bakın dört tane soru sormuşum. Bunları ben yapayım ki iyice olayı bir anlayalım. Bakın e, verilen iyon tüplerinde arkadaşlar böyle garip garip böyle süslü kelimeler verir. İyon tüpü der, şarj tüpü der, ne bileyim direncin içinden der farklı fark etmez. Bu benim için çok önemli değil. Şu benim için önemli bakın. 3 saniyede demiş. Buraya dikkat etmeniz lazım. Dediğim gibi 3 dakika dese o zaman 60 da çarpı sen bunu saniye çevirmen lazım. T'yi vermiş bana 3 saniye olarak. Ve burada yükler geçiyormuş. Yükleri de biz şuradaki yükleri arkadaşlar yük dediğimiz şurada 6C diyor. C ne demek? Yükün birimi sevgili gençler. Mesela Q ile gösteriyorum dedim ya. Q eşittir mesela 6 klomptur normalde. Klomp'un C'si ile gösteriyorum. Burada hazır olarak koymuşuz. Hani eksi olması artı olması fark etmez. Eksi veya artı geçiyor. Çok problem değil. Bakın nasıl yapacaksın sen bu soru çıktığında ki çıkacak. Nasıl bunu yapman gerekiyor onu şimdi ben sana söyleyeyim. Mesela birinci soruya bakıyoruz. Sen diyeceksin ki i eşittir. Sonuçta bana neyi soruyor? Akım değerlerini bakın soruyor. i eşittir arkadaşlar. Q bölü T. Şurada C ile olan var ya bakın bu klomptur. Yani yük değeridir. 9 bölü diyorsun. Süreyi bana ne kadar vermiş? 3 diyoruz arkadaşlar. Ve 9 bölü 3'ten birimi de aman yazmayı unutmuyoruz. Akım dedik. 3 amper diye bulduk. Peki şuna bakalım. Burada da bakın I eşittir. Yine Q bölü T. Ne yapacaksın? Yük 3 bölü Süreyi ne kadar vermiş ona? 3 demiş. 3 Üç bölü 3'ten yine buradan da bakın 1 amperlik akım geçiyor. Peki ne tarafa geçiyor derse? Akım ne tarafa doğru geçer arkadaşlar? Ee, bana şunu söyler misin? Az önceki devredeki bakın şöyle artı eksi bir pil olsa. Artı eksi pil olsa. Burada akım hangi uçtan çıkar sence? Değil mi? Artı uçtan çıkar bakın. Akım artı uçtan çıkar. Yani artı yüklerin yönündedir sevgili gençler. Bakın sana akımın yönünde de burada sorabilir. O zaman ne yapacaksın? Burada artı yükler hareket ediyorsa akımın yönü işte o yönde diyeceksin. Yani akım hangi yöndedir bu soruda? İşte iyi diyelim bakın bu tarafa doğrudur, sağa doğrudur. Peki burada ama hocam artı yükler yok. Artık arkadaşlar artı yükler yoksa o zaman eksi yüklerin tersi dememiz gerekiyor bakın. Sol tarafa doğru. E peki burada hem artı var hem eksi var. Eksileri boş ver. Artılar yönündedir. Bakın akım ne tarafa doğrudur? Artı yükler tarafındadır. E burada arkadaşlar peki artı yük, eksi yük varsa o zaman e, bu şekilde bunu çok soracağını zannetmiyorum. Buraya ben uç bir durum olur belki diye gösterdim. Ama yükler e, artı yük tarafına artı yüklerle sonuçta sol tarafa doğru geliyorsa artı yüklerle arkadaşlar tarafına diyeceğiz. Yani bir şekilde artı yükü görüyorsak akım yönü artı yük tarafındadır. Ha hiç şu artı yük yoksa eksi yoksa o zaman eksinin tersine doğrudur diyeceksin sevgili gençler. Peki gelelim şu soruda bana akımı sorsa akım i eşittir. Bakın böyle formülü de yaz ki i eşittir hoca görsün. Toplam yükü alıyorum bakın 6 3 daha ne kadar 9 ama eksi 6 diyor fark etmez o eksi yükten kaynaklanıyor. Bölü hepsinin süresini 3 aldım bölü buradan da bakın ne çıktı 3 amperlik akım geçiyor dedim sağ tarafa doğru. Burada da arkadaşlar gene fark etmez her halükarda bakın iyi eşittir ne yapacağız burada 9 bölü yine e, 3'den gene arkadaşlar 3 amper diyeceğim. O zaman birinci bilmem gereken şeyi söyledim. Mutlaka bakın sevgili gençler buradan soru gelecek dediğim gibi. Bakın kesinlikle buradan soru çıkacak. Sorulardan bir tanesi belki de boşluk doldurma olarak çıkacak. Şunu yaptık bakın I eşittir Q bölü T. O zaman hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü çok vaktin olmadığını biliyorum. Ben de kısa sürede sana elimden geldiği kadar şey vermeye çalışıyorum. Söylemeye çalışıyorum. Bakın bir iletkenin direnci arkadaşlar 8 olmuş bu iletken tam ortadan ikiye bölünüp üst üste konulursa oluşan yeni cismin direnci kaç ohm olur diyor. Öncelikle bakın sen burada direnci dediğim gibi gene şuradaki bizim pilav formülü yapman gerekiyor. Bu tip sorularda. R eşittir bakın. Hemen formülü ben buraya yazıyorum. PL bölü A. Şu şekildedir. Peki demiş ki bana bakın iletkenin direnci arkadaşlar 8 ohmdur demiş. Şöyle bir şey yapabilir miyiz o zaman? Bakın ben gözümde bir canlandırmam lazım bunu. ...şöyle bir elimde bakın bir iletken varmış... ...arkadaşlar bunun direnci... ...bunun direnci bakın R'si... 8 olmuş... E ...burada bana kalınlığı şudur bu budur dememiş ama... ...isterseniz ben şunu kalınlığına... ...kalınlığına bakın A diyeyim... E ...biraz sonra ortadan ikiye katlayacağım için... ...boyuna da arkadaşlar 2 L diyeyim... E ...burada bir rakam yok ama... ...rakam da verebilir... ...rakam verirse buradan zaten direkt olarak geri koyarım... ...ama o rakam vermezse de... ...bu şekilde bir yorum sorusu da olabilir... ...bakın bu ortadan... ...tam ortadan ikiye katlanacakmış yani... Şöyle bir şey olmayacak mı o zaman? Şu şekilde bakın. Ortadan arkadaşlar. ikiye katlanacak. Ve şöyle bakın. Şöyle gördüğünüz gibi ikiye bölünecek. O zaman dikkat edin. Burası ne oldu? Burası ne oldu? Bakın burası A'ydı. A da burasıydı. Şurası arkadaşlar toplam 2A oldu. Ve boyu da bakın L oldu. Ha, buranın direnci ne kadardır diye bize soruyor. Peki o zaman pilav formülünü ben hemen buraya bir yazıyorum. İlk durumda bakın direncim neydi? Derecem neydi arkadaşlar? Ee, şimdi sonuçta maddenin cinsi demektir bakın bu. Maddenin cinsi değişmedi sonuçta. Ben bu kalemi ortadan ikiye kırsam e, sonuçta maddenin cinsi değişecek. Bu plastik olduğu için yine plastik olacak. O yüzden arkadaşlar e, bunun bakın P'sine P diyorum tamam. E, Formülde sonra ne var? L var. 2L diyorum bakın. 2L bölü kalınlığı da ne kadar? A. İşte buna bana soruda ne demiş? Bakın şuna 8 ohm demiş. Peki burası ne kadar? Bakın bu da yine P diyorum çarpı L bölü bu sefer arkadaşlar 2A dedim. İşte buranın ne kadar olduğunu bulacağım. Peki şöyle bir işlem yapabilir miyiz? Şuradaki 2 ile 8 birbirine götürse bakın 4 olur. Şuradaki PLA arkadaşlar şöyle bakın şuradaki PLA ne çıkar? 4 çıkar. E 4 bölü 2'den bakın 4 bölü 2'den o zaman burası ne olmuş olur? 2 ohm olmuş olur sevgili gençler. Peki ben bu soruyu yani şu şekilde de bir soru çıkabilir diye düşündüğüm için bakın şöyle bir soru vereceğim sana. Gene dediğim gibi bu şekilde bir şey çıkar diyorum. Buna dikkat etmeni istiyorum o yüzden. Bakın şöyle bir tane bir direnç verdim. Şöyle bir direnç. Şöyle bir direnç verdim. Bir tane daha arkadaşlar. Şöyle bir direnç vereyim. Hani bir alternatif soru olsun bize. Bunun boyu L. Bununki de L. Burası arkadaşlar 2L. Şunun bakın kesit alanı A. Burası 2A. Burası da 2A olsun. Ee, bunlara isim verelim. Diyelim ki mesela burası X, Y ve Z. Bunlar diyoruz ki arkadaşlar bakın aynı maddeden yapılmış. Aynı maddeden yapılmış e, maddeden yapılmışsa. Yapılmış diyorum arkadaşlar. R'leri yani R'leri karşılaştır. R'leri karşılaştır diyorum. Yani ne Büyükten küçüğe karşılaştır. Bakın bu şekilde bir karşılaştırma sorusu belki bekleyebiliriz. Sen o zaman ne yapacaksın? Hemen pilav formülü bir yazacaksın. Bakın R eşittir. Bakın sen de benimle beraber yaz. P, pi, Lav. Yani V yok. V yok. Pilavın V'si yok. Ben buna pilav diyorum. Belki de yemeği çok sevdiğim için belki de böyle bir şey oluyor. Peki arkadaşlar o zaman RX eşittir. RX eşittir. Bakın maddeler aynı maddeden yapılmış diyorsa sevgili gençler bu maddenin cinsiyle alakalıdır. Bunlar o zaman yazıyorum P. Ha böyle vermezse bazen sana şöyle verir içine P, 2P, 5P falan gibi verir. Ona göre yazarsın. Peki P'yi yazdım. Boyuna kadar L bölü kalınlığı ne kadar arkadaşlar? A. Şimdi ikinciye geçiyorum o zaman bakın R'ye eşittir. Ee, yine bakın P çarpı L bölü 2A dedim. Bir de şuna geçiyorum bakın. RZ eşittir. E, P çarpı 2L bölü 2A. Şuradaki ikiler birbirini götürdü. Bakın ne oldu o zaman? X ile Y birbirine eşit çıktı. X ile Z birbirine eşit çıktı büyüktür. Y oldu sevgili gençler. Bakın ya bu şekilde çıkar ya bu şekilde bir yorum olarak çıkar veya arkadaşlar bununla ilgili bir rakamlı bir soru çıkar. Yani sana bir iletken bakın yeni bir tel verir. Bu şekilde bakın bir iletken tel verir sevgili arkadaşlar. Der ki boyu eşittir. Mesela 50 santimetre der. İşte şurada kesit alanı kesit alanı eşittir. 4 e, metre kare der. Buradaki bakın öz direnci bunun. Öz direnci P'si e, 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 der mesela buradan direnci kaç ohmdur der. Sen de ne yaparsın? Bu değerleri yerine koyarsın. Ama ama dikkat et bakın buradaki santimetreler aman dikkat sevgili gençler. Her zaman bunu metreye çevireceğiz arkadaşlar. Peki gelelim. Bol bol bakın karşımıza böyle sorular çıkacak. E, eş değer direnç nedir? Akım nasıl geçer? E, bunların potansiyel farkı nedir? Böyle sorular yine burada göreceğiz arkadaşlar. Peki o zaman biz şurada şunu bir bilmemiz gerekiyor. Bu dirençleri ben seri ve paralel bağladığım zaman acaba nasıl oluyordu? Özetime şunu da bir yazayım isterseniz. Arkadaşlar dirençlere bakın şu şekilde verirse bana ki illaki böyle şeyler çıkacak. Bakın seri seri eğer üst üste olursa şöyle üst üste bakın olursa bu zamanda o zaman da ben buna ne diyeceğim bakın buna paralel diyeceğim. Paralel. Peki bunu nasıl bulacağım? Nasıl buluyordum? Şimdi buradaki dirençler arkadaşlar mesela istersen örnek de yapayım ben buraya. Diyelim ki burası 5 ohm olsun. 5 ohm. Şurası da 4 ohm olsun. Şurası da bakın 6 ohm ve 3 ohm olsun sevgili gençler. Peki bunları ben nasıl yapacağım? Seri ve paralel bakın. Nasıl bulacağım? Hemen şurada bir özetleyelim mevzuyu. Burada eş değer direnci sen nasıl göstereceksin? R eş diyebilirsin bakın. R eş değerin eşi. Yani eş değer ne demek? Bunların yerine geçen tek başına olan direnç demektir. Seri ise sevgili gençler topluyorsunuz. Yani 5 artı 4 eşittir. Ne diyorsunuz bakın? 9 10 diyorsunuz topluyorsunuz. Eğer paralelse de o zaman da R eşi bulmak için bakın. Şimdi burada birkaç yol var. Eğer ikili ise sevgili gençler çarp bölü topla yapıyorsunuz. Veya öğretmenler şöyle göstermiştir. 1 bölü 6 1 bölü 3 falan gibi. O şekilde de yapabilirsiniz ama ikili ise bakın hiç onunla uğraşmayın. Direkt olarak 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3 yapın bakın. Direncin formülü budur. Paralelse. 3 kere 6'dan ne kadar oldu bakın. 18 bölü 9'dan eşittir. Burası da bakın ne çıktı? Şuradan yazayım isterseniz. Eşittir. 2 ohm olarak çıktı. Bakın iki tane örnek de göstermiş olduk. Demek ki seri ve paralelde işte böyle yapacaksınız. Peki gelelim. Öncelikle arkadaşlar bana burada bakın eşler direnci soruyor. O zaman ben eşler direnci bularak başlayayım. Şuradan başlayalım isterseniz. Bakın şunlar nedir? Üst üste olduğu için bunlar bakın paraleldir. Ve burayı nasıl yapacağım? Az önce söylediğim gibi çarp bölü topladan yapacağım. Yani buranın re'sini bulmak için 12 çarpı 4 bölü 12 artı 4 diyeceğim sevgili gençler. Tabii işlemleri de çok dikkatli yapacaksınız. Bakın buradan 48 bölü. Bakın burası ne oldu? 48'de 16'ya bölersek 3 diyorum ve birimleri de aman yazıyorum. Peki sonra ne oldu biliyor musunuz? Şuradaki 3 bakın şunları artık böyle tek bir direnç olarak düşün. Şurada iki var burada 3 var. Hocam ama bu üçlü üst üste hayır. Bakın tek bir tel olduğu için burası. Şu şekilde tek bir tel olduğu için bunların hepsi seri aslına bakarsanız. O zaman A şıkkını ben şuraya yazıyorum. A şıkkı arkadaşlar. R eşit soruyordu bakın. R eş eşittir. Burada bakın ne var? 2 var artı şuradan bakın ne geldi? 3 geldi artı döndüm bakın buradan ne geldi? 3 geldi. 3, 3 daha 6. 2 daha ne yaptı? 8 ohm yaptı. İşte bu şekilde bakın. Eş değer denesi buldunuz. Mutlaka dediğim gibi soru çıkar sevgili gençler. Eş değer denesi sınav olur mu? Mutlaka eş değer olacak. Peki her bir dirençten geçen akımı bul diyor. Benim önce her bir dirençten geçen akımı bulmak için önce akımı bulmam lazım. Ve işte şu muhteşem formülümü yazmam lazım. V eşittir I çarpı R arkadaşlar. Sınavın en top 10 formüllerinden bir tanesidir. O yüzden ben bunu bakın en yukarıya yazdım. Bizim en baba formülümüz yani bunu bilmeden sınava girersen facia olur ben sana söyleyeyim. Neymiş formülümüz? Vır. Yaz bunu duvarına. Yaz bunu duvarına as. Burası aman sevgili gençler çok önemli. Vır'ı burada yazacağız. O zaman bakalım voltumuz ne kadar arkadaşlar? 64 yazıyorum şimdi. 64 eşittir. I'yı bilmiyorum. Çarpı R'yi ne kadar bulduk? Bakın burada. 8 bulduk. O zaman I eşittir buradan. I eşittir arkadaşlar. 8 amper çıkıyor. Peki 8 amper dediğim neredeki akım? Bakın şuradan arkadaşlar pilin ürettiği akımı ben I eşittir ne buldum? 8 amper olarak buldum. Çok güzel. Peki buradan 8 amper dikkat edin geliyor. Bakın 8 amper geliyor. Şuraya kadar şöyle 8 amper olarak geldi. Güzel. Ondan sonra buradan geliyor bakın. Ha, burada bak şimdi dikkat et. Burada arkadaşlar ne yapacak? Bu ikiye ayrılacak. Peki dikkat edin. Buradaki 8 amper gelip burada acaba 4 4 olarak mı ayrılacak? Her zaman değil. Eğer bakın buradaki dirençler eşitse evet buradaki 8 amper gelir ve buradan bakın 4 4 olarak ayrılır. Ama şu anda ne yapacak biliyor musunuz? Şuraya da gele ben bakın yine bir not yazıyorum. E diyeceksin ki hocam sen de bayağı bir not yazdın. Ama şurada bakın koskoca bir dönemin burada konuları var dikkat ediyor musun? Şurası benim için önemli. Ben bunu kullanırım. Bakın paralel paralel dirençlerin arkadaşlar yani eğer dirençler birbirine paralelse paralel dirençlerin e, şunu ben kırmızıyla yazmak istiyorum. Bakın voltları volt voltları voltları eşittir. Şöyle yazalım. Ne demek bu? Bakın iki tane direnç varsa şurada olduğu gibi bakın paralelse bunların arkadaşlar voltları eşittir. Yani vırdan, vırdan bakın voltları eşittir. Ne demek yani? Bu şu demek eğer buradan bakın eğer i kadar akım geçiyorsa 12 çarpı 1'den hani i ile r'yi çarpıyoruz ya 12 çarpı 1 kaç? 12. O zaman buranın da 12 etmesi için bakın buranın da ne olması lazım? 3 i etmesi lazım. Şöyle bir daha söylüyorum. 12 kere 1'den 12. Burası arkadaşlar 4 kere 3'ten 12. Görüyor musunuz? Eşitlenmesi lazım. O zaman buradan i buradan da 3 i geçiyorsa şuradan toplam ne kadar geçiyordur? bakın. 4 i geçir diyoruz. O zaman 4 i burada 8'e eşitse hemen şurada bir yazayım istersen. 4 i eşittir 8 ise demek şurada i dediğim şeye bakın neymiş? Ha i dediğim şeye bakın 2 ampermiş. Demek ki arkadaşlar bakın şuradan 2 amper Şuradan da ne kadar? 3 ile 2'yi çarparsam buradan da işte 6 amper geçiyormuş. Bakın burayı bir daha geriye al. Bir daha geriye al arkadaşlar. Şurayı bir daha izle. Şu noktada çünkü çok takılıyorsun. Şuralarda sıkıntı var. Şu noktayı bizim bir halletmemiz lazım. Belki bu zor soru tipine girebilir. Şuradaki akımı dağıtma olayı ama bildikten sonra biliyorsun zor bir durum diye bir şey yok aslına bakarsan. O zaman her bir dürtü üzerinden bakın ne oldu? 2 üzerinden arkadaşlar 8 geçti. Buradan 2 buradan 6 geçti. Bunlar tekrar bakın geldiler, burada toplandılar ve buradan tekrar bakın kaç geçti? 8 amper geldi. Ve bakın buradan işte 8 amper geçti diyeceğiz. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim. Şuraya bazen ne var biliyor musun? Bir ampermetre bağlar. Bakın şöyle ampermetreyi nasıl gösterir? A diye gösterir. Kaçı ölçer der? kaçı ölçer derse arkadaşlar üzerinden bakın kaç geçerse onu ölçer. Yani şuradan bakın ne kadar geçiyor? 8 amper geçtiği için şu anda bu 8'i ölçer. Peki şuraya bir amper metre koysam kaçı ölçerdi? E bunun üzerinden 8 geçiyor. Buradan da 8 ölçer. Peki şuraya bir amper metre koysam kaçı ölçer? Buradan da arkadaşlar bakın. Buradan ne kadar geçiyor? 2 amper geçiyor. Görüyor, görüyor musun? Bu da 2 amper ölçer gibi. Bu şekilde bunları soracaktır bana. Peki bunların uçları arasındaki e, potansiyel fark. Bakın bunların uçları arasındaki gerilim. ...gerilimin bir eş anlamlısı da arkadaşlar... ...potansiyel fark der sana. Bakın potansiyel... ...fark der. Veya e, bakın volt der. Volt der. Veya şöyle bir şey kullanabiliyor. EMK diyor bakın. Bunların hepsi arkadaşlar... ...hepsi bakın aynı anlama gelir. Dikkat edin. Gerilim, potansiyel fark, volt, EMK... ...bu tip şeyler sorarsa... ...hep voltu soruyor demektir. Peki sen ayrı ayrı şimdi buradaki... E, ...bu dirençlerin voltunu bulmak istersen... E, ...voltu nasıl bulacaksın... V eşittir işte bakın I çarpı R'den bulacaksın. Yani şunun voltunu beraber söyleyelim bakın iki kere 8 akımı ile beraber çarpıyorum. Yani I ile R'yi çarpıyorum bakın. Buranın voltu 16 arkadaşlar. Şuranın voltu. Hatta şöyle bir şey yapabilir sana. Bakın buna gelip şöyle paralel bir voltmetre bağlayabilir. Birazdan söyleyeceğim zaten voltmetre bakın paralel bağlanır. E, akımı sekiz, de iki ise 2 kere 8'den bakın buradaki voltmetre kaçı gösterir? 16 volt gösterir diyebiliriz. Ve hepsine böyle paralel olarak voltmetre bağlayabilir. Peki burası 2 kere 12'den 24. Burası 4 kere 6'dan 24. Zaten voltlar eşit olmalıydı. Burası da bakın 8 kere 3'ten arkadaşlar 24 oldu. İşte bu şekilde bakın detaylı bir soru çözmüş olduk. O zaman hemen geliyorum. Şimdi bakın ben burada dedim ya. Paralel seri tamam bunu verecek. Ama bazen de çok karmaşık oluyor. Devre bakın burada olduğu gibi arkadaşlar. Çok karmaşık bir devre oluyor. Yani kimin paralel kimin seri olduğu belli değil. O zaman sevgili gençler bakın burada harflendirme yöntemi var. Öğretmen zor soru diye bunu sana sorar ama senin hiç korkacağın bir şey yok. Şimdi beraber bunu bir öğrenelim istersen. Peki nasıl yapacağız arkadaşlar? Hocam ben bunu göremiyorum bu paralel mi seri mi? Hiç problem değil. Şöyle yapıyorsun bak şimdi bunu bir oyun gibi düşün. Sen de bir oyun oynayacağız burada. Yani harf bulma oyunu oynayacağız. Şöyle yapacaksın. Şuradaki bakın şuradaki bütün ek yerlerinin şuraların bak görüyor musun? Şuralar arkadaşlar bir harf adı olacak şuraların bir harf adı olacak. Harf koymanın kuralı şu. Mesela K'dan başladınız ya bir direncin üstten geçmiyorsanız eğer oradaki bakın harf değişmiyor. Orası hala nedir? K'dır. Bakın buradan buraya geliyorum. Bir direncin üstten geçmediğim için yine burası bakın K'dır. Şu K buraya da gidiyor mu? Evet bakın buraya da gidiyor. Buraya da gitti. Peki buradan buraya gelebiliyor mu? Hayır. Buraya gidemiyor. Buradan böyle geçebiliyor mu? Hayır. Bakın K daha fazla ilerleyemiyor. Görüyor musun? Şimdi bir de L'yi götürüyorsun. L bakın buradan buraya geliyor arkadaşlar. Bakın şurası L'dir. Şuraya da bakın geliyor dikkat edin. Bir direncin üstten geçmediği müddetçe gelebilir. Sonra L buradan bakın gidemiyor direnç var. Buradan gidemiyor direnç var. Buradan gidemiyor direnç var. Şuradan da direnç var. O zaman şuraya da ama ben bir harf vermem lazım. O zaman arkadaşlar buraya da başka bir harf veriyorsun. M veriyorsun gibi. Bakıyorum başka isimlendirmediğim köşe kaldı mı? Kalmadı. Sonra buradaki harfleri buraya diziyorsun. Ama dikkat et alfabetik sıraya göre değil. Yani buradaki sıraya göre. Bakın burada önce hangi sırayla gidiyoruz? K'dan giriyoruz bakın. Önce K'dan giriyoruz. O zaman ben de buraya bakın bir K yazıyorum. Sonra dikkat edin sırada ne geliyor? M geliyor. Şöyle biraz aralıklı yazıyorum arkadaşlar. M yazıyorum. Ve en son nereden çıkıyorum bakın? L'den çıkıyorum. Görüyor musunuz? İşte burada L diyorum. Evet. Sonra arkadaşlar şöyle de bir şey var bakın. Eğer bir direnç aynı iki harf arasında kalmışsa ona kısa devre diyoruz. Yani kısa devre demek bakın. Ee burada nedir? İptal demektir. Aynı iki harf arasında kalıyorsa bu bakın kısa devredir. Şu kısa devrenin ne olduğunu da isterseniz şöyle bir daha bir bir daha isterseniz bir söylemek istiyorum. Böyle bir durum karşımıza çıkabilir. Bakın şurada diyelim ki bir direnç var. Veya bir lamba var. Lambayla direnç zaten aynı şey demek onu söyleyeyim. Burada da bakın bir tane bir pilimiz var. Şu şekilde artı eksi diyoruz ve bu şekilde e, x direnci ve y direnci arkadaşlar. Peki buradan akım geldiği zaman bakın iyi akımı çıktığı zaman ikisinin üzerinden de geçer mi? Tabii ki geçer. Ama şöyle olursa bakın devrede eğer bir direncin üstünde şöyle boş bir tel varsa ha o zaman bakın akım zaten buradan böyle gelecek bakın mecbur yok. Mecburen buradan zaten geçecek görüyor musun? Buraya kadar mecbur geçecek başka yol yok. Ama burada şimdi seçeneği var ya burada ikiye ayrılacak. Ha yani burada da direnç burada da direnç olsa ikisine de paylaşır. Ama eğer bir kolda hiç direnç yoksa o zaman ne olur biliyor musun? Akımın hepsi buradan geçer. Bakın görüyor musunuz hiç alt taraftan geçmez ve şurası arkadaşlar işte kısa devre olur işte kısa devre bu demek. E burada tabi tam net bir şekilde görünmüyor ama bu şekilde net bir soru verirse arkadaşlar eğer bir direnç üstünde bakın boş bir tel varsa o direnç gitti demektir. Orası arkadaşlar iptal demektir biz buna kısa devre diyoruz. Burada tabi aynı iki harf arasında kalırsa bunda da kısa devre olacak burada anlaştık. Sonra peki ne yapıyorsun? Buradaki dirençlerin hepsini buradaki harflerin arasına yerleştiriyorsun ve bu sayede devre daha kolay görünür hale geliyor. Peki hocam hangi sıradan başlayacağım? Hiç fark etmez. İstediğin sıradan başla. Mesela ben şundan başlıyorum. Bir de aldığımı yuvarlak için alacağım ki hani karıştırmayayım diye bir daha iki kere almayayım diye. Şimdi bakın burası hangi harf arasında arkadaşlar? Bu KM arasında. Geliyorum bakın. Şuradaki KM arasına, şuradaki direnci yerleştiriyorum. Ne kadar burası? 6-10. Bunu yerleştirdim. Sonra şu nerede bakın? Bu KL. Bakın bu da KL arasında. O zaman KL arasında şimdi şöyle yapalım. KL arasına bakın alalım. Şu şekilde arkadaşlar. Sonra da şöyle alabilirsin. İkisi de çünkü K-L arasında aydı ya. Ne kadar bunlar bakın? 12 ohm ve kaç bu? 3 ohm. Tamam, çok güzel. Bunu da yerleştirdik. Ve geldik bunlara. Bunlar nerede bakın? İkisi de ML arasında. O zaman ikisi de ML arasında ise bakın şöyle yapıyorum. M'den L'ye ikisi de sığacak şekilde şöyle. İşte bakın şu şekilde gösteriyorum. Gördünüz mü? Kaçmış bunlarda? 10 ohm ve 15 ohm sevgili gençler. Evet. İşte böyle bakın. Ne oldu peki hocam? Ne yaptık? Arkadaşlar buradaki biraz da karmaşık olan soruyu burada ne yaptık? Biraz daha basitleştirdik. Bakın biraz daha sağleştirdik. E, peki şimdi görünüyor mu hangisinin paralel seri olduğu? İşte bakın şuradan görünüyor. Görüyor musun? Bak burası artık paralel olduğunu görüyor. E, bunda bu da paralel ama olmaz. Bak bu uzun bir tel. Şöyle tamamen uçları bir noktaya gelecek. Peki kaçtır burası? Çarpım bölü toplum toplamıyla bakın. 10 çarpı 15 bölü 10 artı 15 yani kaç? 25 diyeceğiz. Şunu sadeleştirelim. 5'e böldüğümüz zaman bakın burada 3 çıkar. Burada da 5 çıkar. Şunu da 5'e böldüğümüz zaman buradan da 2 çıktı arkadaşlar. Burası bakın ne çıktı? Eşittir. 6 ohm çıktı. Hemen şöyle bir ipucu vereyim sana. Buradaki dirençlere bakın paralel yaptığımız zaman en küçükten daha küçük bir direnç çıkmalı. Eğer mesela sen burayı 12 bulduysan yanlış yapmışsındır. Çünkü en küçük kaç? 10 ya. Ondan daha küçük bir değer çıkacak. O zaman şimdi şöyle düşün. Şurayı artık tek bir direnç gibi düşün. Kaç burası? 6. Burada kaç var arkadaşlar? 6 var. 6 ile 6 kaç olur? Şuradan bakın üst kol dikkat edin 12 ohm oldu. Sonra alt kolda bakın burası da 12. Şurası arkadaşlar nedir? Burası da bakın 3'tür diyebiliriz. Bunlar için bakın hepsini bir bölü de yapabilirsiniz. Veya ikişer ikişer de alabilirsiniz sevgili gençler. İstersen ben bir de bir bölüyü göstereyim. Bakın şöyle yapacaksınız. 1 bölü 12 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 3 diyorum bakın. Şuradaki dirençler oluyor. Kaç tane varsa bu şekilde. Eşittir 1 bölü R diyorum. Sonra burayı payda lazım. Bakın bu 4 ile bunları 1 ile zaten. Şuradan 4, 5, 6 mı yapar? 6 bölü 12 eşittir 1 bölü R diyorum. İşler dışarı çarpımlar arkadaşlar. Buradaki R eşittir işte cevabımızda 2 ohm olarak bulduk. Evet biraz uğraştık belki ama böyle bir soru neden çıkmasın ki mi? Bu şekilde bir soru öğretmenin gösterdiyse böyle bir şey soracaktır arkadaşlar. En azından sen zaten potansiyelini artırman için bir tek yazılı için bunları çalışmıyoruz ki. Biz yani amacımız nedir? Seni iyi bir üniversiteye taşımak. İyi bir üniversiteye taşımak için de şu korkulan fiziği biraz kolay hale getirmek. Biraz tabii ki emek vererek biz bunu kolay hale getireceğiz. Demek ki böyle karmaşık sorular olduğunda biz bunu ne yapıyoruz? Bakın harflendirip basit hale getiriyoruz ve ondan sonra bu şekilde aşama aşama işte çözüm yoluna gidiyor sevgili gençler. Evet yine e, boşluk doldurmalarda veya belki belki de işlemli sorularda arkadaşlar verebileceğini düşündüğüm bir şey var burada. Ee, ölçüm aleti bakın Gene ben özetimi aldım. Şöyle yapayım özetimde boş olan bir yere gireyim gençler. Bir ampermetre veya voltmetre bağlarsa bakın ampermetre veya voltmetre arkadaşlar ölçüm aletidir. Bakın eğer bir ampermetre bağlayacaksa bakın şu şekilde arkadaşlar bir direnç varsa direnci seri olarak bağlamalıdır. Ama voltmetre varsa bakın voltmetre bağlayacaksa o zaman da benim buradaki direncime bakın şu şekilde voltmetreyi sevgili gençler paralel bağlar. Burası dediğim gibi boşluk doldurmalar için ve doğru yanlışlar için çok idealdir. Yani ampermetre şöyle söyleyelim ampermetre ampermetre diyelim arkadaşlar eşittir seri virgül voltmetre volt metre eşittir paralel paralel bağlanır sevgili gençler. Yani bir devreyi eğer biz ampermetre bağlayacaksak direncin hemen yanına bağlamalıyız. Biz buna seri diyoruz. Voltmetre bağlayacaksak direncin üstüne bağlamalıyız. Biz buna paralel diyoruz. Bakın bu dediğim gibi yine çıkacağını düşündüğüm noktalardan bir tanesi. Peki burada demiş ki bakın ee, burada lamba demiş arkadaşlar. Lambalar demiş. Peki lambayla normal direnç arasında ne fark var? Hemen şöyle yine e, boş bir kağıt alıp şu durumdan bahsetmek istiyorum. Şimdi bakın. Lamba olduğunu ifade etmek için sevgili gençler ben şuradaki ne yapıyorum? Direncin etrafına şöyle bir yuvarlak atıyorum. Ha, bir fark yok aslına bakarsanız. Yani e, bu buna ben ne diyorum? Lamba diyorum. E, lamba olması dediğim gibi herhangi bir şey değiştirmiyor. E, sadece etrafını yuvarlak atıyorum. Normal bir direnç gibi düşüneceğim. Peki buradaki lambalar Acaba ışık verir mi? Bakalım. Buradan şimdi bakın akım çıktığı zaman az önce söylemiştim ya şuradaki boş teli tercih eder ve şuradaki bakın boş telden gider. Dolayısıyla bu kısa devre olur. E ne yapman lazım? Şu kapalı anahtar arkadaşlar. Ee, X anahtarı bakın buradaki X anahtarı diyelim. X anahtarı açılmalı. Gençler. Yani ilk anahtarını açmalıyız. Niye? Çünkü buradan gelen akım buradan gidemezsin. Kopuk ya burası. Burası gidemesin ve şuradan şöyle gitsin ve şuradaki lamba bakın yansın istiyoruz. E Dolayısıyla şöyle düşünelim. Hani sen ışıkları açıp kapatıyorsun ya. Işıkları açtığın zaman aslına bakarsan ne yapıyorsunuz? Ee, sevgili gençler. Aslında şurayı şurayı bakın. Devreyi ışıkları açmak demek. Devreyi kapatmak demek. Ee, sonra ışıkları kapatmak demek de devreyi açmak demek. Yani devreyi açtığınız zaman ne oluyor? Bakın oradan bir akım geçmiyor peki buraya geldi bakın bunlar doğru mu bağlanmış bakalım şimdi ampermetre arkadaşlar evet dirence seri bağlanmış doğru ama voltmetre bakın voltmetre yanlış bağlanmış o zaman ne yapılmalı diyor o zaman şöyle söyleyelim V voltmetresi V'de arkadaşlar çıkartılmalı diyelim buradan çıkartılmalı dolayısıyla bu nasıl olabilirdi bakın şuradaki voltmetreyi buraya koymamalıyız Voltmetre eğer şöyle yapsaydık yani şöyle paralel olarak bakın bağlasaydık Sıkıntı olmaz. Demek ki ampermetre böyle herhangi bir dirence veya lambaya seri bağlanacak. Voltmetre bakın paralel bağlanacak. Ve anahtar da bakın açık olacak. Ama şurada bir anahtar olursa, bakın şuradaki ana kol diyoruz buraya. Şuradaki ana kolda bir anahtar olursa, bu da bakın kapalı olacak. Çünkü buradan gelen akım buradan buraya geçemez. Değil mi? O şekilde arkadaşlar. Burası da kapalı olacak. Bu şekilde bunları da sorar diyoruz sevgili gençler. Yine bakın şöyle sorabileceğini düşündüğüm e, formüllerden bir tanesi var burada. Ama ondan önce gene ben hemen özetimi alıyorum ve şuraya da yazıyorum. Çünkü e, şunu isteyeceğim senden. Yazıldan sonra sana diyeceğim ki işte şunu bir oku gir diyeceğim. Bak şunu bir oku gireceğim. Ama hocam çok şey var. Hayır hepsi aklında kalır. Hiç merak etme. Bunlar zaten ilk işte ilkokuldan beri, ortaokuldan beri çoğu bildiğin şeyler. İlk kez görmüyorsun ki bunları. Daha önce de görmüştün yani. Arkadaşlar bakın size şimdi burada bir güç sorabilir. Yani direncin akımını soruyor. Voltunu soruyor ama güç de sorabilir. Veya enerji sorabilir. Bakın buradaki direncin enerjisini sorabilir. Peki böyle bir durumda ben ne yapmam lazım? Güç neydi İngilizce'de? Power değil mi? Power'ın P'si eşittir. Bakın bunu sorarsa i kare çarpı R diyeceğiz sevgili gençler. Enerjiyi sorarsa da Enerjiyi sorarsa da bakın gene i kare çarpı r diyeceğiz. arada çarpı var. Çarpı bir de t diyeceğiz. Tabii ki buradaki t'ler her zaman fizikte biliyorsun zaman alınır. Ha bazen öğretmenler şunu şu şekilde verir arkadaşlar. Ee, I eşittir e, bunu i çarpı v verir veya v kare bölü r verir. Hepsi aynı formüle çıkar sonuçta farklı şeyler değildir bunlar. Onu söyleyeyim. Bir de bakın buradan çıkan ikisinden çıkan bakın şuna dikkat edin. i kare r ya bu da i kare r t var. O zaman şöyle yazamaz mıyız? enerjiyi bakın enerjiyi güç çarpı zaman olarak da bakın şöyle yazabiliriz değil mi? Şu şekilde de işte yazılabilir. Bir de bilimlerden bahsedeyim istersen. Şurada bakın gücün birimi gücün birimi arkadaşlar watt'tır. Yani rakamı bulduktan sonra ne diyeceksin? Watt diyeceksin. Buradaki gücün birimi de arkadaşlar jüldür. Bunu da bakın jül olarak söyleyeceğiz. İşte bunlardan da dediğim gibi bir soru çıkabilir. Çok zor şeyler değil açıkçası bunlar. Ama şu şekilde bir uç bir soru var. Çok sorulan sorulardan bir tanesi. Yine bu da arkadaşlar kesin çıkar diyorum bana sorarsan bu şekilde bir soru sorabilir. Şimdi bakın elektrik enerjisinin 0.4 TL 1 kilowatt saatinin 0.5 TL olduğu bir bölgede demiş. E, bu durumlarda arkadaşlar şunu kullanıyorum ben bakın enerji ile güç arasında şöyle bir formül var. Şunu bir yazalım isterseniz enerji eşittir diyelim. Güç çarpı P çarpı T diyorum bakın. Evet bunu yazdım. Sonra bana ne vermiş burada? Tamam bunun kaç TL olduğunu vermiş. Bunu birazdan kullanacağım. Bakın gücü 100 wattmış. Yani gücü 100 watt ne demek? P'si der 100 watt demek. O zaman ben buraya ne yazıyorum bakın? 100 watt yazıyorum. Ve günde 5 saat çalışıyormuş. E şimdi 100 wattsa günde 5 saat çalışıyorsan o zaman 500 watt olması lazım. Ee, ve demiş arkadaşlar gücü 250 watt olan ütü. isterseniz şunu bir bulalım öncelikle. Ee, bu 5 saat çalışacakmış arkadaşlar. O zaman ben bakın burada ne yaptım biliyor musunuz? Watt'la saati bakın çarptım. Watt arkadaşlar saati çarptım ee, artı diyelim artı diyelim isterseniz evet ve sonra gücü 2500 olan bakın gücü 2500 olan çünkü enerjiyi buluyoruz ee, bu da bu da arkadaşlar haftada bir saat çalışıyormuş. Bu ne kadar çalışıyordu bakın. Bu günde 5 saat ve bu bilgisayar ve ütünün bir aylık bana bir aylık kullanımı olmuş. Şimdi burada da bir şeye dikkat etmemiz lazım. Hepsini bakın bir aylık kullanımını bulmamız lazım. O zaman şöyle yazılmış şu sa satır istersen bir daha bir yazayım. E şimdi bakın nasıldı? Şunun gücü arkadaşlar 100'dü. Tamam. 100'dü. E şunu şimdi bir aylık e, kaç saat olduğunu hesaplayalım mı? Bakın günde 5 saat kullanıyoruz. Bakın dikkat edin. E, günde 5 saat kullanıyorsak bize ne diyor? Ayda diyor. Ayda dediğine göre bunu bir de 30'la çarpmalıyız. 3 kere 5'ter ne kadar? 150 gün etmez mi? Demek ki arkadaşlar bunu ben 150 gün ama bunu bir de 150 günü bir de ne yapmam lazım bakın çarpı arkadaşlar saatle çarpmam lazım çünkü burada bana 5 saat olarak vermiş. Durumu şöyle toparlayacak olursa arkadaşlar bakın birincinin gücünü yazdık ya birincinin gücünü yazdık. Orada süre biraz karışmasın. Ee, 5 saat günde o zaman 30'la çarparsam bakın ne oldu? 150 saat oldu. Ben buraya o zaman ne yapacağım? 150 saat diyeceğim. Bakın yüzle, wattla süreyi çarptım sevgili arkadaşlar. Artı. Öbüne geldim bakın burası ne kadar? 2500 wattıymış. 2500 hemen yazıyorum çarpı. Haftalı bir saatmiş ama bana burada aylık istiyorsa o zaman bunu da bakın 4 haftada bir saatse ayda ne yapar? 4 saat yapar. Biraz işlemli bir soru ama çok sıkıntı değil belki böyle bir şey de sorabilir. Bakın şunu çarptığım zaman ne yaptı? 15'in yanına 1, 2, 3 tane sıfır koyuyorum artı. Burada da 4 ile şunu çarparsam 4 ile bakın 25 çarparsam ne olur? 100 diyelim. Bir da arkadaşlar 2-0 daha koyduk. O zaman bunları toplarsam ne kadar yaptı bakın. E, 15 bin burada arkadaşlar. 10 bin de burada. 25 bin yapar. 25 bin. Peki ben neyle neyi çarptım bakın. Watt'la dikkat edin. Watt'la arkadaşlar saati çarptım. İşte ben bu kadar enerji kullanmışım. Biraz kafanız karışmış olabilir ama yaptığım şey şu bakın. Şuradaki Watt'ı buraya yazıyorum. Ve aylık yani bir aylık toplam tüketiminde bakın buraya yazıyorum. O zaman buradan ne kadar çıktı? 25 bin watt çıktı. Peki elektriğin bakın dikkat edin. 1 kilowatt kiloya bunu çevirmem lazım. Bir şey nasıl ne çağır, çevrilir? 3 tane sıfır atılır. Demek ki burası bakın neymiş? 25 kilowatt saattir diyoruz. E peki elektriğin 1 kilowatt saati arkadaşlar 0.4 TL'ymiş. O zaman sen bunu ne yaparsın? Çarpı 0.4 demen lazım. E şurada hemen çarpalım. 25 bakın 25 çarpı. E 0,4 çarpmak ne demek? 4 bölü 10 desek biz buna. 4 bölü 10. onda da desem bakın 2 bölü 5 desem. Şuradaki 5'ler birbirini götürse 5 geri 2'den ne kadar çıktı? 10 TL çıktı sevgili gençler. Demek ki bakın buradaki iki tane alet bana bilgisayar ve ütü toplam e, aylık bakın 10 TL'lik bir maliyet getirecekmiş demek. Belki böyle bir soru çıkabilir bakın eğer öğretmen işlediyse. Biraz karışık gibi duruyor ama bunu bir daha geriye al bir daha izle. Belki dediğim gibi bu tarz bir şey belki de olacak. Peki lambanın parlaklığı az önce ufak bir şeyden bahsettim bakın. Lambanın parlaklığı arkadaşlar üzerinden ne kadar çok akım geçiyorsa o kadar parlak yanar diyeceğiz. Şöyle isterseniz ben yine, yine ufak bir açıklama yapayım oradan gideyim isterseniz. Diyelim ki bakın şöyle bir lambamız olsa unutmayın lamba demek bir direnç demektir. Şu şekilde bir lamba olsa bakın çocuklar. Şöyle Basitten zora gideyim ki olayı iyice anla istiyorum. Şu şekilde bakın bir lambamız olsa. Ve lambaları bakın genelde özdeş lambalar diyoruz. Özdeş lambalar demek yani dirençleri aynı demek. Mesela bu devrede sana dese ki hangisi daha parlak yanar dese ne diyeceksin? Bakın şuradan bir akım çıktı dikkat edin. Akım geliyor bakın buradan geliyor. Dikkat edin akım geliyor. Burada arkadaşlar ikiye ayrılır eşit ee, direnç olduğu için buradan mesela bir amper geçiyorsa... E buradan da 1 amper geçer çünkü şuradaki dirençler eşit. O zaman buradan ne kadar geçer? 2 amper geçer. Hangisinden daha fazla akım geçti? O zaman bakın K'dan çok akım geçti. için K'nın parlaklığı daha fazla. L ile M'nin parlaklığı eşit diyeceksin. Olay bu kadar basit. Hemen şunu da göstereyim istersen. Peki şöyle bir devre olsaydı. Bakın şu şekilde bu sefer 2 tane koyayım şuraya. Şu şekilde bir şey çıksa arkadaşlar. Şöyle. Evet şöyle bir devre çizdim hemen sana. Şöyle bir lamba sorusu olsun. Peki burada hangisi daha parlak yanar dese? O zaman bakın gene diyeceksin ki buradan bir akım çıktı. Akım kaç olduğunu bilmiyoruz ama bir akım var. Buradan geliyor tamam. Burada bakın ne yaptı? Akım arkadaşlar ikiye ayrıldı diyeceğiz. Peki kaça kaça ayrılır? Az önce şurada bakın özetle ben bir şey yazdım. Ne dedim burada? Paralel dirençlerin bakın voltları eşittir dedim sevgili gençler. O zaman paralel dirençlerin voltları eşit olması için bakın burada 2R var ya buradan eğer 1 amper geçiyorsa burada 1R var bakın buradan 2 amper geçer olarak ne kadar olur 3 amper geçer. O zaman bakın şundan 3 amper geçti. Hemen şöyle istersen bunlara isim de vereyim. Ne diyelim mesela? A, B, C, D ve E olsun. Bakın buradan o zaman arkadaşlar A'dan ve E'den bakın 3 amper geçiyor. O zaman A ile E bakın eşit parlaklıkta yanar. Sonra büyüktür diyeceğiz. Bakın D'den 2 amper geçiyor. O da büyüktür diyeceğiz. Bunlardansa en az geçiyor diyeceğiz. Bakın görüyor musunuz? İşte bu şekilde sıralayacağız. Yani uzun lafı kısası Lamba sorusuna korkmaya gerek yok. Ne kadar çok akım geçiyorsa üzerinden o kadar parlak yanar diyeceğiz. E peki burada kim daha parlak yanar? Şimdi şöyle yapacağım. Bakın burada biraz daha zor bir soru var. Çünkü iki tane paralellik var. Ben yine bakın şunu kullanmam gerekecek. Paralel dirençlerin voltları eşittir diyeceğim sevgili arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim mi? Önce istersen üst kolu değerlendirelim. Şuradan bakın bir akım geliyor ya. Sadece üst kola baktığımız zaman bakın buradan bir akım geliyor. Burada bakın ikiye ayrılıyor ay ayrılıyor bakın. Diyelim ki buradan 1 amper, buradan da 1 amper geçtiğini düşünelim. Peki şurada ne kadar geçer? 2 amper geçer. O zaman bakın şu grubu değerlendirdiğimde x büyüktür, y ile z eşittir diyeceğiz. Peki buradan ne kadar geçer? Dediğim gibi nota göre arkadaşlar nota göre paralel dirençlerinin voltlarını eşitleyeceğim. Yani üst tarafın voltu ne kadar bakın dirençlerde de 1 alırsam hepsi özdeş olarak alıyorum 2 kere 1'den 2 volt burası bakın aklınızda tutun 1 bir kere 1'den 1 bir voltta burası bütün dirençleri 1 alıyorum 1 de burası zaten paralelde voltlar 1 al burası 1 2 e, de burası arkadaşlar etti 3 o zaman buranın da 3 etmesi için bakın direnç 2 ya buradan ne kadar akım geçmesi gerekiyor bakın 1.5 amper geçmesi gerekiyor ha demek ki o zaman bakın x'ten en büyük akım geçtiği için x en büyüktür diyeceğim Bunlardan sonra bakın bir buçuk geçiyor. Kim o? T ile T ile bakın W birbirine eşittir diyeceğim. Ve sonra da arkadaşlar Y ile Z diyeceğim. Bakın Y ile Z de burada eşittir diyeceğim. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde biraz zor bir soru oldu bu belki ama bu da arkadaşlar karşıma çıkar. Peki gene özetimi alıyorum. Gene bakın özetimi alıyorum arkadaşlar. Burada gene bilinmesi gereken noktalardan bir tanesi şu. Eğer piller bakın birbirine şimdi dikkat edin burada bakın olayı özetleyeceğiz. Pil de mutlaka sevgili gençler çıkar diye düşünüyorum. Bakın Buraya gene ben tabelamı koyayım. Kesin çıkar diyeyim bakın. Pil siz gene sınav olmaz. Bir pil değil birkaç pil buraya koyar. Eğer pilleri bakın şöyle artı eksi uzun tarafı artı eksi olarak verirse voltlarını da diyelim ki şöyle verdi diyelim. Örnek 4 volt. Şurası da 2 volt olsun. Arkadaşlar artı eksi artı eksi ise o zaman bunları siz bakın ne yaparsınız? Toplarsınız ve buraya kaç yazarsınız? 6 volt yazarsınız. Ama şöyleyse bakın şöyle şöyleyse eğer buradaki piller arkadaşlar eğer tersse ters olduğunu peki ben nasıl anlayacağım? Artı, eksi, eksi, artı diyeceğim. Bakın şu şekilde ise. Bunu da bir rakam değeri verelim. Mesela 10 volt olsun. Burası da 3 volt olsun. Ha o zaman bakın tersse bunlar. O zaman burayı ne yapacağım arkadaşlar? Birbirinden çıkartacağım ve 7 volt diyeceğim. Peki bunlar paralelse. Bakın bunların her birisi benim karşıma çıkar. Şu şekilde paralel olan, paralel olan bakın şu şekilde piller varsa. Arkadaşlar. Yine uzun olan artı, eksi, artı, eksi diyeceğiz. Gene buna bir değer vereyim. Diyelim şurası 4 volt olsun. Şurası da 4 volt olsun bakın. O zaman paralelde aman dikkat edin. dirençler gibi yapmıyoruz. Çarp bölü topla yapmıyoruz. Buraya kaç alıyoruz? Bakın gene 4 volt alıyoruz sevgili gençler. Ama yani hocam peki bu 4 bu 3 olursa farklı olursa? Bakın farklı olmaz. Müfredatta arkadaşlar paralel voltlar e, aynı olmak zorundadır. Birbirine eşittir. Ve kaç alacaksın? 4 yani istediği kadar 4 4 4 4 kaç tane 4 varsa 4 alacaksın gibi. Peki o zaman bu bilgiyi verdikten sonra... Şu soruya ben bir bakayım. Buradan kaç amper akım geçer demiş. Hemen ben muhteşem formülümü yazıyorum. Şöyle V eşittir bakın. I çarpı R'yi arkadaşlar bir yazdım. Peki volt V yerine kaç alacağım? Bakın burada 40 tane volt vermiş. O zaman şöyle bakın. Şuralar yalnız uzun olanların artı olduğuna dikkat ediyor musun? Yani şöyle burada olduğu gibi yazılmazsa sen bunu kendin yazman lazım. Peki bakın paralel dikkat edin. Aynı voltu vermişim. Farklı veremem zaten. Burayı ben kaç alacağım arkadaşlar? 12 volt alacağım. Peki sonra buradaki bakın artı eksi Eksi artı görüyor musunuz gençler? Bu ters. O zaman ne yapmalıyım? <laughs> bununla bakın. Bununla bunu çıkartmalıyım. Peki bu da buna ters. Ama bununla bu düz. Niye düz? Bakın şöyle giderken bak artı eksi ya. Şöyle devam ediyorsun. Bu taraf arkadaşlar eksi artı. Gerçi şurası bakın şunlar düzmüş. Şunlar düz. Niye düz? Şurası bakın artı eksi devam ediyorsun. Artı eksi arkadaşlar. Şuna göre düz veya ters olduğunu anlıyoruz. Şuradaki özetli bir daha ben göstereyim. Bakın şuradan devam ederken artı eksi devam et, artı eksi ise düz. Ama artı eksi eksi artı ise yani eksiler aynı tarafa bakıyoruz. Bakın tersdir. O zaman burada bakın e, a, e, eksi artı böyle geliyorsun, eksi artı bunlar düz arkadaşlar. Kaç oldu burası peki? 28 volt oldu. Peki sonra bunlar bakın burası artı eksi eksi artı şu iki grupta birbirine ters. Kafamız karışmasın. Karıştığı anda sen direkt biraz tekrar geriye al bir daha izle. olayla hiçbir yere atlamayalım. Peki bu 28 ile 12 bakın birbirine ters olduğu için bunları birbirinden çıkartacağım. Ve buraya bakın kaç diyeceğim arkadaşlar 16 diyeceğim. Pilleri hallettik. Gelelim şimdi dirençlere. Soru maşallah bir soruda bütün her şeyi koymuşum. Yani bir öğrencinin 100 alması için bir tane böyle orijinal bir soru da koyabilir. Ee, şurası arkadaşlar 4 ile 4 Bakın ne yapıyorduk paralelde 4 çarpı 4 bölü 4 artı 4'tü oradan da ne çıkar 2 10 mu çıkar gençler Peki 2 10 bakın burada 2 daha var 4 Burada da 2 var 6 O zaman e, I çarpı 6 Dedim buraya bakın Hemen şöyle bir daha ne yaptık biz hızlıca tekrarlayalım mı Şuraya arkadaşlar bakın 12 aldık 12 aldık Şunlar artı eksi artı eksi şuraya bakın 28 aldık ee, ondan sonra Buradaki artı eksi ile buradaki eksi artı ters olduğu için 12'den 28 arkadaşlar çıkarttık 16 dedik. Sonuç şurası 2, 4, 6 bakın. E buradaki I'yı da yalnız bırakırsam I eşittir ne yaptı? 16 bölü 6. Onu da 2'ye bölersem bakın 8 bölü 3 amper çıktı. İlla tam sayı çıkacak diye bir şey yok. O zaman buradaki ampermetre metre kaçı ölçer? E şuradan bakın 8 bölü 3 ampere ölçer diyeceğiz gençler. İşte bu şekilde bakın bir durumdan bahsettik. Yine bakın çıkacağını düşündüğüm noktalardan bir tanesi sevgili gençler. E, tükenme süreleri. Tükenme süresi de bakın gene tükenme süresi karşımıza çıktığında gene ben notlarımı hemen yazayım özetime ki. Şurada çünkü sana diyeceğim ki şunu oku gir diyeceğim. Bakın tükenme süresini soruyorsa. Bakın tükenme süresi diyelim gençler. Tükenme süresi sorulursa eğer e, birinci devrenin bakın i1 bölü i2 ile e, t2 bölü t1 orantılı diyeceğim. Bu ne demek diyeceksin şimdi? Mesela sen i1 bölü i2 buldun ya kaç çıktı? Yani i1 bölü i2 derken şimdi söyleyeceğim burada pillerin üzerinden geçen akımlar arkadaşlar. Bu birinci devrenin üzerinden geçen ve ikinci devrenin üzerinden geçen akımlar diyelim ki işte 3'e 5 çıktı ya. Hani burası 3 bölü 5 ise demek tükenme süresi arkadaşlar 5 bölü 3'tür. Bakın bunun tersidir görüyor musun? Yani şöyle o zaman hemen biz devreyi bir yapalım isterseniz. Birinci devrede arkadaşlar şuraya yazıyorum vır diyorum vır diyorum. V ne kadar şöyle yapabilir miyim? Voltları 1 1 volt ya 1 volt 1 volt. Bu paralelde ne yapıyorduk? Bakın voltu 1 alıyorum. Eşittir. Akımı bilmiyoruz çarpı. Direnç ne kadar bakın? 2 diyelim. I eşittir kaç oldu arkadaşlar? 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2 oldu. Veya 0.5 de diyebiliriz fark etmez. Yani şu devrenin üzerinden geçen akımı bakın. 0.5 amper olduğunu buldum. Peki ikinci devreye gelelim. Burada da bakın vır yazıyorum. Vır yazıyorum. V ne kadar bakın? 2 tane seri bağlanmış. O zaman volt yani 2 diyorum i çarpı paralelde ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarp bölü toplu oluyoruz. Yani 1 çarpı 1 bölü 1 artı 1. O zaman buradan bakın ne çıktı? 2 bölü 2'den eşittir. Ee, özür dilerim. 1 bölü 2'den ee, burası arkadaşlar 1 bölü 2 çıktı. 1 bölü 2 dersen bakın işler dışarı çarpından buradaki akımda kaç çıkar? 4 mü çıkar? 4. O zaman arkadaşlar buradan da 4 amper bakın. Ana kola yazıyorum her zaman. 4 amper çıktı. Peki sonra şuradan bakın 4 amper geliyor. Önemli olan şu bakın. Hani ben az önce şurada I1 bölü I2 dedim ya. I1 bölü I2 dedim arkadaşlar. Pillerin üzerinden geçen bakın dikkat edin. Pillerin üzerinden geçen akım. Bu 4 amper geldi. Burada 2'ye ayrıldı falan tekrar toplandı. Pillerin üzerinden bakın ne kadar geçiyor? 4 amper geçiyor. Peki buradaki 05 geldi bakın. Burada 2'ye ayrılırsa ne yapar biliyor musun? 0.25 yapar. Bakın pilin üzerinden geçeni bulmalıyım. 0.25. Peki bana şimdi arkadaşlar T1 bölü T2'yi soruyorsa ben bakın önce ne yapmalıyım? Önce ne yapmalıyım? I1 bölü I2'yi bulmalıyım. I1 ne kadar? 0.5 değil. Dikkat edin. Pilin üzerinden geçen akım. Yani ne kadar? 0.25 veya 1 bölü 4 de alabiliriz. Bölü. Burası ne yaptı arkadaşlar? 4. Ben bunu bakın 4 ile genişletirsem 1 bölü 16 yapar. Bakın akımlar oranı 1 bölü 6 ise 1 bölü 16 ise demek ki bakın süreler oranında arkadaşlar 16 bölü 1'dir diyeceğiz. Yani cevabımız 16 olacak. Bu da bence bir daha geri alıp izlenmesi gereken bir soru. Çünkü biraz daha yine e, karışık gibi bir durum var. Hemen arkadaşlar son durumuma da geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın şunları bileceğiz sevgili gençler. Mıknatısların biliyorsunuz, mıknatısların arkadaşlar iki kutbu vardır. Bakın mıknatısın N ve S olmak üzere arkadaşlar yani kuzey ve güney olmak üzere iki tane kutbu vardır biliyorsunuz. Ve bu kut, mıknatıslar arkadaşlar e, her zaman çift e, kutuplu olmalıdır. Mesela diyelim ki sen bu mıknatısı ortadan kestiğin zaman bak bu N burada, S burada kalmaz böyle bir şey bize sorabilir. Mesela ortadan sen bunu diyelim ki mıknatısı kestin. E, bu tarafta kalan parça ne? Bu tarafta kalan parça S değildir. Hemen ne olur? Yeni kutuplar oluşur. Ve oluşanlar ilk orijinal neresi? Sol tarafı neydi ya? Buralar gene sol tarafı ne olur? Sağ tarafı S olur. Bakın sen bunu istediğin kadar parçaya böl. Bu şekilde olur sevgili gençler. Peki mıknatısların N, S birbirine ne yapar? Onu söyle bana. Bakın N ile N ne arkadaşlar veya S ile S aynı kutuplar ne yaparlar? Birbirlerini iterler ama zıt kutuplar birbirlerini çekerler. Peki mıknatıs hangi maddeleri çeker? Boşluk doldurmalarda bunları sorabilir bakın. Mıknatıs arkadaşlar demir. Başka söyle. Demir. Nikel. Nikel ve kobalt. Kobalt çeker. Bunun dışındakiyle dikkat edin çekmez. Mesela mıknatıs altını çekmez, gümüşü çekmez. Tamam mı? Bu şekilde bir durum vardır. Peki bir de burada manyetik alan çizgileri gençler bu sorulacaktır. Bakın bunun gene ben çıkacağını düşünüyorum burada. Hemen o zaman son noktamızı da koyuyoruz buraya. Bakın bir mıknatıs varsa tek başına bir mıknatıs duruyorsa Bakın şöyle arkadaşlar bir NS diyeceğim. Şöyle mıknatıs duruyorsa veya bir mıknatısın bakın N kutbuyla şöyle S kutbu yan yana getirilmişse veya bakın N kutbuyla N kutbu arkadaşlar yan yana getirilmişse. Ne olacaktır? Bakın burada manyetik alan çizgileri bizim gözde görmediğimiz bakın. N'den çıkıp S'ye girecektir sevgili gençler. Manyetik alan çizgileri boşluk doldurmada da sana zorar. Nereden nereye doğrudur? N'den S'ye doğrudur. Veya iki tane mıknatısı yan yana getirdiyse bakın bu çizgiler gene hep N'den S'ye doğrudur. Peki ikisi de neyse o zaman bakın burada N'den çıkacak burada da N'den çıkacak. Bunlar bakın N'den oklar çıkacağı için işte görüntü bu şekilde olacaktır. Burası da bu şekilde olacak. Peki gelelim şimdi sorumuza. Sorumuzda bakın demir tozları serpilince buradaki demir tozları manyetik alan yönünde yönlenirler. Ve ABC kutupları ne olabilir diyor. Sen şimdi şunu anlaman lazım. Bakın şurada oklar. Şurada benim özetle yazdığım gibi bakın şurada olduğu gibi şunlar. Birbirine etmişler ama N olunca oklar dışa doğru S olunca içe doğru. Hani bunlar aynı kutup olduğu belli. Diyelim ki buranın N olduğunu düşünürsem o zaman bakın burası da N'dir. E burası neyse otomatikman burası S'dir. E sonra buradaki çizgiler bakın N'den S'ye gelirse böyle olurlar. O zaman burası arkadaşlar N olacaktır. Burası da S olacaktır diyeceğiz. Burası neyse burası da S'dir diyeceğiz. O zaman demek ki bana A, B, C'yi sorduğuna göre... A, B, C'nin bakın ne olması lazım? Burası arkadaşlar S, burası N veya burası S. Ya da bunun tam tersi olabilir. Bunun tam zıttı olabilir bu soruda. Burası N, burası bakın S, burası arkadaşlar N olabilir. Üçü de bunlardan birisi olabilir. O zaman ne yapıyoruz sevgili gençler? Ödülü sorumuzu da yapıp yorumlara alt tarafa atıyorsunuz. Ve özetimize son olarak bir daha bakalım mı? Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın sen de benle beraber şöyle yap. Şunun istersen bir ekran görüntüsünü al. Olur mu? Şunun ekran görüntüsünü al. İşte bunu bilmemiz lazım. Ne bilmemiz lazım da arkadaşlar? Formülleri yazacağız. Birimleri yazacağız. Vır formülü bileceğiz. Her yerde kullanıyoruz. Direnç bakın pilav formülü ve akım Q bölü T formülü çocuklar mutlaka çıkacak. E zaten seri ve paraleli benim zaten kesin bilmem lazım. Ve arkadaşlar şu bilgiyi kullanıyoruz bakın. Paralelde voltlar eşittir. Bu da gene boşluk doldurmalarda belki işlem olarak çıkacaktır. Bakın dirence ampermetre seri bağlanır ama voltmetre paralel bağlanır sevgili gençler. O zaman şu özetinden hemen bir ekran görüntüsünü alır mısın? Şuradan bir ekran görüntüsünü al. Şu iki sayfayı zaten okuduğum Olay tamamdır. Bakın burada güç de sevgili gençler gücü sorarsa hani bu vır var ya ben buna pır diyorum aslına bakarsanız. P eşittir i kare r birimi watt'tır. Bu da jüldür arkadaşlar i kare rt -R ve bunların arasında böyle bir birim vardır. Piller mutlaka çıkacaktır bakın piller eğer seri ise toplanır. Eğer e, bu şekilde arkadaşlar tersse ve seri ise çıkarılır ama paralelse bakın farklı rakam olamaz ve aynısı olacaktır diyoruz. Tükenme süresi sana gene sorulacaktır burada. Akımları ne bulduysan akımları mesela 2 bölü 3 buldun. O zaman tükenme süresi nedir? 3 bölü 2'dir gibi. Ve mıknatısın arkadaşlar manyetik alanında N'den S'ye doğru oluyor dedik. Ve bunlarla ilgili de sorular çözdük. Ve bir dönemin bakın bir birinci yazılıya kadar olan bütün her yerden arkadaşlar bahsetmiş olduk. O zaman sen bir daha şu özetin Tekrar arkadaşlar e, fotoğrafını bir daha inceliyorsun. E, Derste de takıldığımız noktalara varsa bir daha arkadaşlar izliyoruz. Ve yazılda hepinize başarılar diliyorum. Normal zaten dönemde de derslerimiz devam ediyor sevgili gençler. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum. Umarım çok iyi notlar alıp 10. sınıfa iyi bir giriş yapacaksınız. Hepiniz sağlıcakla kalın.